Evet, yönetmenimiz Abbas Karatekin kendisi, hem senarist hem yönetmenimiz bizle beraber. Şu an kendisi aramızda yok. Ona da şahsım adına teşekkür ediyorum. Aramızda olmadığı için tabii biz buradayız. İster istemez gelemedi. Bazı nedenlerden dolayı. Evet, projeyle ilgili tabii tarihi bir dizi. Oğuz Kağan'a dayanan bir dizi. Oğuz Kağan'dan Selçuklu'ya kadar gelen haline geldi. Dönem açığa Selçuklu'ya kadar geldi. Gidecek uzun süreli, uzun metrajlı bir dizi olacak herhalde. Nasip olursa 100 bölüme yakın niyetimiz. Düşünüyorsunuz. Düşünüyoruz. Nerede yayınlanacak? Yani bununla ilgili kimlerle görüşüyorsunuz? Şu anda hangi aşamada? 3 aşamada 3 kişiyle görüşüyoruz. ATV. Nasip olsa görüşeceğiz. Evet. Tabii gönlümüz TRT'den yana. Evet. TRT'yi istiyoruz. Devlet gazetesi, devlet destekli olduğu için. Televizyon olduğu için. Tabii ondan dolayı. Tabii görüşmelerimiz oldu. ATV'de bir görüşmelerimiz oldu. Şu an beklemedeyiz. Şimdi kimler var ekipte? Burada görüyoruz, arkadaşlar da var etrafımızda. Arkadaşımız da çekerse birbirinden önemli. Tabii oyuncular da var. Oyuncularımız da var. Şöyle bir tanıtalım kısa, kimler var burada? Sayın Bursa Milletvekilimiz Faruk Ambarcıoğlu aramızda. Bizleri yalnız bırakmadığı için kendisine şahsıma çok teşekkür ediyorum. Tabii bizleri kırmadı. Bize hem desteği, hem maddi hem manevi desteği çok var. Çok büyüktür. Ondan dolayı aramızda eski çok yeni projelerde birlikte olduk. Vatik hocamız tabii daha, o da değerli bir insan. Hem sanatçı hem şair, yazar. Artı aramızda tekrardan çok büyük üstadımız Özgür abimiz, Özgür Akar, Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman da bizle beraber kendisi halen daha devam etmekte olan Kuruluş Osman da yakın arkadaşlardan kendisi. Kılıç hocamız Şakir Turan. Teşekkür ediyorum. Böyle bir dizinin tanıtımında yardımcı olduğunuz için. Biz yüce Türk milleti, bugüne kadar hiçbir milleti özgürlüğüne karışmamış ve özgürlüğümüzü de hiçbir millete vermemiş bir milletiz. Bu dizinin de temel amaçlarından birisi yüce Türk milletin bu güzel hasletini bugünden sonraki nesillerimize tanıtmaktır. Biliyorsunuz Diriliş filmiyle, Osman dizileriyle, Payitaht Abdülhamit dizileriyle tarihimize güzel bir ilgi odağı oluşturuldu. Bu dizide bunlardan birisi olacaktır. Bursa'ya bu dizinin kazandırılması noktasında emeğe geçen başta Hasan Bey kardeşim olmak üzere yapımcı, diğer bütün oyuncu arkadaşlara da yürekten teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii değerli izleyiciler, yani bayramdan sonra ben tüyoları aldım. Çekimler başlayacak. Yine bu diziyle ilgili katılmak isteyenler de herhalde size ulaşabilirler. Tabii 4 kişi var bizim kadromuzda yardımcı olarak. Kast direktörümüz Murat hocamız var. Kasım hocamız var. Artı Burhanettin hocamız var. Evet, Burhanettin hocamızla devam edelim. Burhanettin hocam neler söyleyeceksin? Çok kısa böyle görüşlerinizi alalım. Teşekkür ederim. Ben Burhanettin İsmir. Bursa'da bu filmi herkes izleyecek. Evet. Çünkü Bursa aç. Dizi izleyecek diyorsun. Dizi izleyecek. Çünkü herkes aç Nezmi Mecid. Bu proje çok güzel. Ben de Oba Reis'in olarak oynuyorum. Oba Reis'i. Çok güzel bir karakter. Evet. İzleyin, görün bizi. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Diğer oyuncularla da değerli Özgür Akar üstadımızla da görüşlerini alalım. Sizler de birbirinden önemli dizilerde oynuyorsunuz. Bursa'da böyle bir projeye ilk adım atılıyor. Neler söyleyeceksiniz? Bursa'dan beklentiniz neler? Bir de bu projeye Bursalıların neden sahip çıkması gerektiğini dışarıdan birisi olarak neler söyleyeceksiniz? Ben Özgür Akar. Herkese merhaba diyorum. Öncelikle senarist, yönetmen Abbas Karatekin'e ve yapımcımız Hasan Bey'e buradan çok teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir projeyi Bursa'mıza getirip sunmaları çok ayrı bir güzel bir katkı sunuyor. Tarih kokan Bursa'mıza böyle bir dizi yaraşır diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve bizi izlemeye devam edin. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun Bursa'mıza ve tüm Türkiye'ye. Evet. Üstadlardan da birer cümle alalım. Kendinizi de tanıtırsınız evet. Bu arada. Şakir Turan, Bursa Alpler Okçuluk Kulübü Derneği Başkan Yardımcısıyım. Buradaki görevimiz gelen figüranlara, oyunculara kılıç eğitimi vermek. İlk başta geldiklerinde ellerine kılıç ya da sopa, hiçbir şey almayan insanları burada ellerine kılıç alabilecek hale getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hayırlı olsun. Hemen üstadımdan da alalım. Merhaba. Adım İzzet Akman. Bursa Alpler Okçuluk Kulübü'nde yöneticiyim. Biz de burada Hasan hocamın açmış olduğu bu güzel çalışma alanında
hem milli örf, adet ve geleneklerimizi insanlara tekrar hatırlatmak, hem de Bursa'nın gerçekten harika bir şekilde tarih kokan yapısından insanları tarihi tekrar hatırlatmak amacıyla bu eğitimi veriyoruz. Çok da başarılı olduğumuza inanıyoruz. İnşallah bu projeyle birlikte insanlara daha da geleneklerimize bağlı olmayı öğretmiş olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Hocamdan da son bir iki cümle alalım. Evet, Fikret Özmen, Bursa Alpler Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü Derneği Başkanıyım. Buraya gelmemizin sebebi işte çekilecek olan güzel dizilerde oyuncu arkadaşlarımıza en güzel bir şekilde eğitim vermekti. Şakir Hocam'ın dediği gibi ok eğitimlerini, kılıç eğitimlerini, at eğitimlerini en güzel bir şekilde oyuncularımıza vererek bu dizinin izlenme rekorları kırılması için sadece çabamız bu yöndedir.